Gece bu saatlerde aynen yine senin çağrında ülketin çağrısıyla selalar okundu, ezanlar okundu ve o ezanları, selaları duyan insanlarımız da akın akın köprüye gitti, Saraçhane'ye gitti, Meydanlara vatana gitti. gitti, meydanlara gitti. Aynı saatlerde Mustafa Şen de, o zaman AK Parti'de bir görevi olmadığı halde, değil mi? Benim bildiğim yoktu. AK Parti ildeydi. Şimdi siz gelmeden önce burada ilk bölümde şöyle bir konuyu açtım ben bilerek. O dönem AK Parti il başkanı olan Sayın Selim Temurcu'nun bir YouTube kanalına verdiği demeci gördüm. Bu kayıp çalıntı silahlar diye atılan yalan üzerinden şöyle cümleler kuruyordu. Diyor ki ya işte 100 bin silah, yani rivayet o. İşte kayıp silahlar var. Milleti silahlandırmışlar. Milleti millete kırdırmak için yapmışlar bunu, diyor. Şimdi ben yanlış hatırlamıyorsam siz de oradaydınız, kendisi de oradaydı. Size aynı soruyu sormak istiyorum. Ben kendisine sordum ekrandan. Size kaç bin tane silah geldi? Siz kaç bin tane FETÖ'cüyü öldürdünüz? Ya da sizde kaç bin tane silah vardı? Selim Temurci size kaç silah verdi? Bu şimdi şöyle bir Yoksa ne oldu? Niye şöyle bir böyle oldu? mevzu. Benim bir silahım vardı. Ama Onu kayıp değildi, değil mi? üzerimdeydi bir silahım vardı. Ona abdest diyoruz Türkçe'de. Abdest alarak evden çıkarsanız manevi bir kalkan olur üzerinizde. Sonra onu daha zırhlı hale getirmek için bir başka silah daha var. Ayetel Kürsü. Sonra onu biraz daha güçlendirmek için bir başka silah daha var. Onlara muhafazeteyn deniliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in Musaf'ın en sonundaki iki sure, Felak suresi ve Nas suresi. Bütün bunları Euzu Besmele ile abdest alıp okuduğunuzda bir manevi koruma sağlıyor size bu silahlar diye inanır Müslümanlar. O silahların Allah'a şükür olarak hepsi üzerimde vardı. Bir de bir silahım daha vardı. Herkesin elinde olmaz da bazılarımız tesbih meraklısıdır ya. Bende de bir kehribar tesbih vardı. Ya benimkisi içeride kaldı, keşke getirseydim. Ama Silahınız mı? ben yine de bu O şey akşam sizde miydi? 22 kalibre bu. Evet. Bu 22 kalibre küçük. Bir ondan biraz daha iri daneli bir 7.65. kehribar tesbihim vardı. Onun da imame kısmı azıcık kırıldı oradaki birkaç arbede oldu. Ben de kaburgalarım ezildi orada mesela. Bu fark etmedim tabii ki. Sonraki sabah buraya geldiğimde sizin programımıza katılmış mıydım? Evet, Orada da fark tabii. etmemiştim. Fakat daha sonra hem sadece kaburgalarım değil, böbreklerim de ezilmiş. Onu farklı bir şekilde anlamış oldum. Sol kaburgamın iyileşmesi de 2 yıl sürdü. Geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun. O gün fark etmiyorsun tabii ki. Sonra biraz ortalık rahatlayınca fark ediyorsun. Silahlar mevzuunda ben oraya gittiğimde tabii ki Bu millet de yüz binlerce Fetih Suresi okudu, hatim okudu o gece. Evinde olanlar evet. yüz binden de fazla Ama olabilir tabii silah. bunlar silahtan ziyade kalkan. Bunlar Yani koruyucu şeyler. Karşı evet, tarafa bir evet. zarar verecek şeyler, Evet. sizi koruyacak şeyler. Şimdi o tesbihi hiç evden çıkarmıyorum. Kaybolur korkusu. Onun çünkü çok büyük bir hatırası var. Elimde sadece o vardı yani silahsa o. Alet olarak o Ya vardı yani. parantez açalım mı? Buyurun. Bunlar ikizdi. O gece bunun aynısından vardı. O kayboldu. Bunlar Of. ikiz. İkisi de hacı. Hmm. İkisi de hacı. İkisi de benim yanımdaydı. O gece olan ondan bir yıl kadar sonra kayboldu. Yani sizinkisi duruyor mu? Evden Şimdi çıkarmıyorum. bu jargona hakim olmayana bunlar ne diyor diyor, tamam, biri 22 kalibre diyor, Hacı olmuş hacı tespit diyor, öbürü İkiz diyor diyor. yüzünde Efendim, silah vardı diyor. silahlara gelince. Hayır, şimdi Selim Temurcu'ya cevap Tabii. gelecek şimdi. Müdahale etme ihtiyacı duydum ya. Selim Temurcu'ya cevap gelecek. Kesip versen Şimdi şöyle bir şey var. Ben gerçekten Selim Temurcu benim okul zamanından beri arkadaşım. Boğaziçi'nden ve daha sonra da o siyasi görevlerini yaparken AK Parti'de ben de biraz bazı zamanlar sivildim, bazı zamanlar da Başbakanlık'ta baş danışman olarak görevliydim. O akşam oraya geldiğimde Selim Bey oradan ayrılmış, Cumhurbaşkanımızı karşılamak üzere
havaalanına gitmişti. Yani ben geldiğimde o belki 2 dakika önce çıkmış olabilir, bilemiyorum. Böyle eş zamanlı olmuştu. Bu silahlardan kaç tanesi şimdi vardı? Silahlarla alakalı ben gerçekten kendisinden kendisini düzeltmesini rica ediyorum. Ben bir maksadını aşan bir ifade kullandım demesini bekliyorum bir eski arkadaş olarak. Şimdi o konuyla alakalı İçişleri Bakan Yardımcımız İsmail Çataklı Bey gerekli açıklamayı yaptı. Resmi olarak her şey bir tane tespit edilmiştir. Ve oradaki bombalamalar sırasında insanlar, kardeşlerimiz şehit olurken bir taraftan da o bombalar, bir kısım silahların da bazı insanları nasıl parçaladı, silahları da aynı şekilde parçaladı. Bunu herkes biliyor. O ana kadar... Selim Temurci bilmiyor mu? Biliyor olmasını dilerim. Ama yoksa silahları o aldı. Hayır, yoksa silahları o aldı. İstanbul İl Başkanı o. AK Parti'nin silahları o da attı o zaman. Söyleyeceğim şimdi. O yüzden diyorum kendisini düzeltmesini bekliyorum. Ama o silahların sayısı herhalde 100 bin falan değil mi? Öyle yani sayısını verdi. Birkaç 10, birkaç 100 bir şey. Birkaç 100 bir şeydir maksimum. Yok ki 17 tane, 13 tane. İsmail Çataklı Bey onları tek tek şeylerin de ne silah olduklarını söyleyerek az sayıda silah. Şimdi eğer silah dağıtıldıysa İstanbul'da İstanbul İl Başkanı dağıtır. Sen dağıttın. Kendisi dağıtmadığına göre. Ya da o vurdu. Bir takım asker görünümlü FETÖ'cüler o öldü. Olabilemez. Şimdi o yüzden düzeltmesini bekliyorum kendisi. Bunun bir basit yolu var. Ben bir yanlış söz söyledim. Milletimden özür diliyorum. Büyük bir erdemdir. Maksatını aşan ya da... Bir kere söylemedi yalnız. İşte diyorum. Üst üste. Bunu bekliyorum. O gece silah meselesine gelince ben söyleyeyim. Orada 68 tane elinde silah. Belinde kasatura. Subayların belinde ayrıca el bombası da vardı. İki taraflı çifter el bombası da vardı. Tam teçhizatı evet, çıkmışlar. Evet, tam teçhizatı yani. Ve tabanca da vardı. Benim elimde ise yanımda adını unuttuğum bir güya beni koruyorlardı. Allah razı olsun onlardan. Bugün bir tanesi yazmış. Çok özür diliyorum. Bana lütfen müsaade edin. Çok özür diliyorum. Evet. Yani yanımda iki tane genç vardı. Onların da ellerinde ya da bellerinde herhangi bir silah yoktu. Ama etrafımızda 68 tane tam teçhizatlı asker vardı. Onların bazılarının masum olduğunu zaten ilk onlarla konuştuğumda fark etmiştim. 13 ya da 15 tanesi toplamda ceza aldı. Diğerleri evlerine gönderildi. Şimdi o suçsuz bulunan arkadaşların hepsini ben de suçsuz görüyorum. O akşam zaten gözümle gördüm. Diğer taraftan burası evet, enteresan. Muharrem Baltacı. Şöyle bir şey var. Birisi mesela Muharrem Baltacı. 68. 68 üniformalı evet. İnsan var. Bunların evet. Bir bölümü mahkemelerde beraat ettiler. Evet. Zaten darbe teşebbüsüne, işgal teşebbüsüne iştirak etmemişlerdi. Evet. Zaten orada kendi karşılıklarını söylüyorlardı. Fakat başlarındaki subay kılıklılar silahlarını teslim etmemeleri üzerine sabaha kadar onlara talimat verdi. Biz de darbenin çoktan püskürtüldüğünü, teslim olmalarını, silahlarını önce teslim etmelerini söylüyorduk. Silah vardı orada evet ama o darbe yapmaya kalkanlar da vardı. FETÖ'cüler. Ve FETÖ'cüler de vardı ve onların erlerinde vardı ama o çocukların suçu yoktu. Onu ben biliyorum, gözlerimle gördüm. Ve onlar nitekim beraat ettiler. Şimdi bu ayrımı da yaptı hukuk sistemi. Kim suçlu, kim burası suçlu. Burası çok önemli. Bence. Çok önemli. Bu çok önemli. Yani cezalandırılması. Cezalar yargı yoluyla verilir. Evet. Ve polisler de vardı. Yanlış, şöyle bir bakışta görmeye çalıştım. 15 kadar polis ben orada hatırlıyorum. Onlar da vardı. Ne vardı? Tabanca ve küçük MP5 var ya. Tabanca mermisi atan, azıcık daha uzunlamlı. Tabii. Akrep tabii. Evet, akrepler başka galiba. Daha küçük olanı.
Bu İsmail Çataklı Bey'in bahsetmiş olduğu o vurulma sırasında kayıplara karışan silahların bazıları da onlar. Evet. Onlardan. O türlerden yani. Ve bizim üzerimizden iki defa F-16 geçti. Bir defa da Sikorsky geçti. Silah o yukarıdakilerde vardı. Ve bizim teslim almaya çalıştıklarımız da vardı. Bu niye böyle yapıyor Selahattin Hoca? Yani o da başka bir parti siyaset yapıyor ama şimdi ben siyaset böyle bir şey mi yani? Hiç yakıştıramadım. Önce onu söyleyeyim. Ya kendini inkar ediyor zaten de. Evet, yani kendini hiç inkar ediyor. Hiç yakıştıramadım. Olmaz böyle bir şey. Bütün envanter, ya bir de şöyle bir şey var. Bahsedildiği kadar silah. Ordu o kadar sayıda silah, ordu. Ya ordu İstanbul'da zaten o kadar, Ömer, İstanbul'da o kadar asker yok. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberi vardı. Onu bir donatacak kadar evet, silah diye haber yaptı biliyorsunuz. Evet. Şimdi bu dediğim birkaç yakıştıramadım tane bu kendisini düzeltmesini at, isterim. Tamam. Çok naifsiniz. Tabii siyaset böyle. Naiflik güzeldir Hasan Bey. Naif olmanız gereken yer bu. Sonrasında şöyle bir şey var. Şu şeyler vardı. Öldürdüler, kestiler, boğazdan aşağı attılar. Bu jargon ile örtüşüyor. Tabii bu hiç ki. Selim Bey'e yakışmıyor. Onu söylüyorum tabii ki. O gece için o söylemler Selim Bey ve arkadaşları için kullanılıyordu. Onu söylüyorum. Öldürdüyse sen öldürdün. Evet. Silahları dağıtması gereken sensin. Kaç silah dağıttın? Mesela çok enteresan. Söyle. Evet. O şeyler, o haberler, havadisler çok yoğun bir şekilde geldiğinde ben yani kendim bir beyanda bulunmak isterim. Ben tereddüte düştüm. O kadar yoğundu ki o bombardıman. Evet. Ya gerçekten demek ki yani böyle bu çünkü orada bir ciddi mücadele var ve o mücadelede artık biraz hani insanlar öldürülüyor. İp kayış kopmuş. Bazı insanlar da onu mukabele edeyim derken o sınırda iyice aşılmış falan gibi böyle bir şey gösteriyor. Sonradan 3-5 gün sonra, bir hafta sonra biz bunların yalan olduğunu öğrenebildik. Evet, evet. Şimdi öldüler. Beyefendi bu işin merkezinde olan biri 5 yıl sonra tersine mi inanmaya başladı? Bir de Gaffar Bey şöyle bir şey. O gün Selim Bey ve onun gibi AK Parti yöneticilerine söyleniyordu bu söz. Mustafa Şen. Şimdi çok aynı duruma, aynı söylemi kullanmak yakışmıyor. Bir ikincisi o gün diyelim köprüde ya da bir başka yerde çekmiş sizi vuruyor. Vurmadığı için, bize silah sıkmadığı için köprüde, sivillere silah sıkmadığı için şehit edilen asker var. Vurulan asker var, evet. Evet. Tersi var yani, öykü tersi. Sayın Mustafa Şen. Çok özür dilerim, şurayı tamamlayabilir miyim Turgay Bey? Üzerinden yorum yapın diye. 2018 yılı Cumhuriyet Gazetesi'de haber çıkıyor. Son 3 yılda kayıp silah sayısında %720 oranında artış var diyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.